Merhaba arkadaşlar, bir soru çözüm videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda solunum sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi bakalım sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi insanda solunum sisteminin görevlerinden biri değildir demiş. Nedir? Hücrelere oksijen taşımak. Arkadaşlar, taşıma olayı kimin görevidir? Dolaşım sisteminin. Bakın, oksijeni almak solunum görevinin sistemi ama taşıma olayı dolaşım sisteminin görevidir. O yüzden cevabımız bu olacak. Ama diğerlerini de okuyalım tabii ki. Solunum yüzeyini korumak. Evet, solunum yüzeyini ne yapıyor? İşte sulfaktan maddesi olabilir. Bu gibi maddelerle koruyor. Bu doğru. Burun yoluyla koku alınmasını sağlamak. Evet. Dışarıdan alınan havayı akciğerlere taşımak. Evet arkadaşlar. Solunum organı ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlamak. Bu da yine aynı şekilde görevidir. O zaman ne olacak? Hücrelere oksijen taşımak solunum sisteminin görevi değildir. Gelelim ikinci sorumuza. Akciğerlerde bulunan alveoller fosfolipid ve proteinden oluşan sürfaktan maddesi bulundurur. Ne yapıyordu bu sürfaktan arkadaşlar? Nemli kalmasını sağlıyordu, açık kalmasını sağlıyordu. Diyor ki su kaybını azaltır. Evet, nemli kalmasını sağlayarak su kaybını azaltıyor. Bu doğrudur. Alveolün açık kalmasını sağlar. Bu da doğru. Duvarların yapışmasını engelliyor. Dışarıdan alınan havayı temizler. Arkadaşlar, eğer ki burnumuzdan veya işte ağzımızdan aldığımız hava içerisinde bulunan mikroplar akciğerlere kadar inmişse bunları temizleyen bir maddedir. Sürfaktan maddesi. Bu yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani hepsi doğru olur. Gelelim 3. sorumuza. Diyor ki alveollerle ilgili hangileri doğrudur? Tek katlı epitelden oluşur. Doğrudur arkadaşlar. Çevreleri kılcallarla kaplıdır. Evet, kılcal damarlar sayesinde madde alışverişi sağlanıyor. Bu da doğru. Bulundurduğu lipoprotein. Bakın, lipoprotein neydi? Yani sürfaktan maddesi. Su kaybını azaltır ve solunumu kolaylaştırır. Doğrudur. Tüm omurgalılarda bulunur demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Nerede bulunacak? Sadece memelilerde bulunacak. Bu yüzden 4.'sü yanlış. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. 4. soru. Diyor ki burundan alınan hava ağızdan alınan havaya oranla daha sağlıklıdır. Neden? Bunun sebebi burunda kılların bulunması, mukus tabakasının bulunması, ayrıca kan damarları sayesinde havanın ısıtılması. Kılların bulunması, evet. Mukus bulunması, evet. Kılcal damar bulunması, evet. O zaman cevabımız ne oluyor? 1, 2 ve 3 oluyor. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi solunum sistemi hastalığı değildir? Bakıyorum. Verem, evet. Zatüre, evet arkadaşlar. Bronşit de solunum sistemi hastalığıdır. Zatülce bu tür hastalıkların birleştiği bir hastalıktır arkadaşlar. Daha kötüsüdür. O yüzden bu da solunum sistemi hastalığı ama hepatit nedir? Hepatit bir karaciğer hastalığıdır. Gelelim 6. soruya. Akciğerlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? İnsanda dış kısmında iki katlı zar bulunur. Evet, hatta içinde sıvı vardı. Doğrudur. Yapısında bulunan plevra zarı akciğeri korur. Evet, doğrudur arkadaşlar. Sağ akciğer 3 loblu, sol akciğer 2 lobludur. Bu da doğru. Neden? Kalpten dolayıydı. Yapısında alveoller bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Nemlilik oranı azdır demiş. Bakın, bu yanlış olacak. Neden? Çünkü nemlilik oranı fazladır bizim akciğerlerimizin rahatlıkla solunum yapabilmemiz için. Gelelim 7. sorumuza. 7. soruda diyor ki hemoglobinle ilgili hangisi yanlıştır? Hemoglobinin yapısında ne vardı? Bakın, hemoglobinin yapısında hem demir grubunu oluşturuyordu. Şöyle demir var. Globinde neydi arkadaşlar? Protein. Diyor ki yapısında protein ve demir bulunur. Doğru. Oksijen ve karbondioksit taşınmasında görevlidir. Doğru arkadaşlar. Al yuvarlar içinde bulunur. Doğru. Gazlarla kararlı birleşik oluşturamaz demiş. Arkadaşlar, gazlarla kararlı bileşik oluşturur. Bu yüzden zaten taşınmayı sağlıyor. O yüzden bu yanlış olacak. Kana renk verir. Evet, kana kırmızı rengini veriyor. Bu da doğrudur. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki 1 ve 2. olayın gerçekleştiği damarları bulunuz. Şimdi oksijeni biz nereden alıyoruz? Nereden alıyoruz oksijeni? Atmosferden.
Atmosfere yakın olan damar hangisi? Alveol mü, doku mu? Alveol, değil mi? O zaman birinci olay alveol kılcallarında gerçekleşir. İkinci olay nerede gerçekleşir? Doku kılcallarında arkadaşlar. Soruyu çözerken böyle düşünün kesinlikle. Dokuzuncu soruda diyor ki, dokudan akciğere taşınma sırasında meydana gelen bu olayların sıralamasını bulunuz. Şimdi dokudan akciğere taşınıyor. İlk önce ne olacak? Bakın. Suyla karbondioksitin birleşmesi lazım. Hemen birleştirelim. Hangisinde birleşiyor? Bakın, 2 numarada. O zaman birinci sırada bu var. Suyla karbondioksit birleştikten sonra şu bileşiğin hidrojen ve bikarbonata ayrılması lazım. Nerede ayrılmış? Bakın burada. O zaman ikinci sırada bu var. Sonra bu bileşiğin gelip tekrardan birleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu olayın tam tersi olması lazım. O zaman 1 numara 3. sırada. En sona da ne kaldı? 4 numara kaldı. O zaman cevabımız ne oldu? 2, 4, 1 ve 3. Bu şekilde bir sıralama olur. Gelelim 10. soruya. Diyor ki, nefes alma sırasında meydana gelen olaylar sıralandığında hangisi 4. sırada yer alır? Şimdi arkadaşlar, ilk önce ne olacak? Kaburgalar arası kaslar kasılacak. O zaman birinci sırada bu var. Daha sonra diyafram kasılacak. İkinci sırada bu var. Sonra ne olur? Akciğer iç basıncı azalacak arkadaşlar. Üçüncü sırada bu olacak. Bize dördü soruyor. Bundan sonra omurilik soğanına uyarı gidecek. Bakın, omurilik soğanına uyarı gidince içeriye de hava dolacak. Dolayısıyla ne olacak? Dördüncü sırada bu, beşinci sırada da bu olacak. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 11. sorumuza. Arkadaşlar, 11. soruda diyor ki, şöyle alayım şu tarafa. Diyaframın önceki ve sonraki durumu gözlenmiş. Bakın, öncekinde kasılmış, sonraki durumda gevşemiş. O zaman gevşeme hali ne haliydi? Soluk verme haliydi. O zaman kişi burada ne vermiş? Nefes vermiş. Diyor ki, şekilde gösterildiği gibi oluşacak diyafram kasındaki değişim sırasında hangileri doğrudur? Yani soluk verme sırasında hangileri doğrudur? Alveol iç basıncı azalmıştır. Göğüs hacmi azalmıştır. Kaburgalar arası kaslar kasılmıştır. Kaburga uçları yukarı kalkmıştır. Arkadaşlar, soluk verme sırasında kaburga arası kaslar kasılmaz, gevşer. Bu yanlış. Kaburga uçları yukarı kalkmaz, aşağı doğru tekrar eski haline iner. Eski haline döner. O yüzden bu da yanlış. Gevşeme sırasında, yani soluk verme sırasında. Alveolün iç basıncı azalır. Neden? Nefes verdiğimiz için iç basıncı azalır. Bu doğrudur. Göğüs hacmi azalır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. İki tane sorumuz kaldı. Diyor ki, bu reaksiyonlardan hangileri alveol kılcallarında gerçekleşir? Şimdi alveol kılcalında olması için ya hemoglobine oksijen bağlanması lazım, ya arkadaşlar hemoglobinden karbondioksitin ayrılması lazım, ya da ne olması lazım bakın, ya da hidrojenle HCO3'ün birleşip H2CO3'ü oluşturması gerekiyor. Ya da bunun suyla karbondioksite ayrılması gerekiyor. Bu olaylar gerçekleşiyor. Bakıyorum, diyor ki hemoglobinin oksijene bağlanması. Evet, bu gerçekleşir. Hemoglobinden karbondioksit ayrılması. Evet, bu da gerçekleşir. Hidrojenle bakın bir karbonat birleşmiş. Evet, bunun birleşmesi gerekiyor. Bu da doğru. Karbondioksitle suyu birleştirmiş. Yanlış. Bizim burada ne olması lazım? Karbondioksitle suyun ayrılması lazım. Bu nerede olur? Doku kılcalında olur. Bu gitti. H2CO3 ne oluşturdu? Hidrojen ve şeye dönüştü arkadaşlar. Bu olayda yine nerede gerçekleşir bakın. Bu olayda yine dokuda gerçekleşir. Bu da gitti. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Soruları bu şekilde düşünün, tamam mı? Yaparken bu tür soruları böyle düşünün. O şekilde yapın. Gelelim son sorumuza. Diyor ki, hemoglobin oksijenle birleşmiş. Bakın, hemoglobin oksijenle birleştiği olay nerede gerçekleşir? Alveolde gerçekleşir. Ayrıldığı olay ise nerede gerçekleşir arkadaşlar? Doku. O zaman A alveol kılcalları, B de doku kılcalları. Diyor ki, A olayının gerçekleştiği yer alveol kılcalıdır. Evet. B olayının gerçekleştiği yer doku kılcalıdır. Evet.
A olayının sonucunda oluşan HbO2 yapısı akciğer atar damarı ile kalbe getirilir. Arkadaşlar, akciğerlerden kalbe gelen damara ne diyorduk? Akciğer toplar damarı diyorduk. Çünkü kalbe geliyor. Kalbe gelen damarlara toplar damar diyoruz. Dolayısıyla bu yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 olur. Evet, sorularımız burada bitti. Bir sonraki videoda artık size boşaltım sisteminden yani üriner sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümlerini yapıyorsunuz. Sorularınız olursa YouTube'dan yorum kısmına yazabilirsiniz ya da Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.